Her laik müşrik olduğu gibi bütün müşrikler de laiktirler. Her laik müşrik olduğu gibi bütün müşrikler de laiktirler. Laiklik nedir kardeşlerim? Onların ifadesine göre laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır. Yani onların iddiasına göre diyorum, laiklik şudur. Din devlete karışmaz, devlet dine karışmaz. Laiklikten anlamış oldukları budur. Din devlete karışmaz, devlet dine karışmaz. Peki bu tanımlarında sadık mıdırlar? Bu tanımlarına bağlı kalırlar mı? Asla. Evet, din devlete karışamaz. Dinin devlete müdahale etmesine asla asla müsaade etmezler. Ama Diyanet İşleri Başkanı'nı atayan devlet, maaşını veren devlet, okuyacağı hutbeyi belirleyen devlet, memur olacağı zaman 657. maddeye yemin ettirip devlete bağlı kalacağına dair ondan ahit alan devlet, onun altında çalışacak memurların tamamını belirleyen devlet, onların bütçesini belirleyen devlet, bu devlet, devlet, devlet ama devlet dine karışmıyor. Daha devlet dine nasıl karışsın? Ama din devlete karışmaya kalksa, yani herhangi bir Diyanet İşleri Başkanı'nın çıkıp, Sayın Cumhurbaşkanım, siz Amerikalıları dost edinemezsiniz. Çünkü müntesibi olduğumuz dinin hükümlerine göre Amerika'yı dost edinen bir adam küfre gider. Dediğini düşünün, yer yerinden oynar. Ya da Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın falanca parti, siz zina yasasını gündeme getiremezsiniz. Çünkü zina zaten Allah'ın dininde haram kılınmıştır. Bunu konuşmanın dahi mümkünatı yoktur dese yer yerinden oynar. Kenan Evren ne demişti kardeşlerim? Hoca camide namaz kıldırır ve vaaz verirse ona saygı duyarım. Ama camiden çıkar, caminin dışında bunu yaparsa onun kafasını ezerim. Devletin laiklik anlayışı budur. Caminin içinde Allah, eyvallah. İş yerinde Allah, eyvallah. Yani böyle bir tabela bazında, bereket duası bazında Allah, eyvallah. Ama Allah bizim ekonomimize karışsın. Allah bizim seçeceğimiz dine karışsın. Allah bizim milli değerlerimize karışsın. Allah bizim örfümüze, ananemize karışsın. Hayır kardeşim, o kadarı fazla. Ben düğünümü kendi bildiğim gibi yaparım. Allah'ın düğünde ne işi var kardeşim? Allah camide, Allah düğünde ne gezer? Ben cenazemi kendi bildiğim gibi yaparım. Allah'ın cenazede ne işi var? Allah öldürdü, tamam, işi bitti ondan sonra. Biz, Allah merhamet etsin, yeter. Ama cenazeyi biz bildiğimiz usullere göre yapalım. Ticaret yapıyorum. Allah borsaya ne karışır kardeşim ya? Böyle yerlerde Allah'ın adını almayın ağzınıza. Borsa nerede? Allah nerede? Allah rızkı yaratsın, insanlara dağıtsın. Biz ondan sonra kağıda döktüğümüz zaman Allah'ın bankada, borsada, kuyumcular çarşısında Allah'ın işi olmaz. Onlar böyle bir Allah istiyorlar. Hayatlarında istedikleri kadarına müdahale eden fakat istemedikleri yere müdahale etmeyen bir Allah istiyorlar. Müşrikler peygamberlerin karşısına geldiler. Müşrikler laiktir kardeşlerim, bunu unutmayın. Allah'a inanırlar fakat Allah'ı bir yere koyarlar. Allah sen bizim devletimize karışma ama biz senin dinine karışabiliriz derler. Peygamberlerine geldiler, dediler ki اَسَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ ف۪ي اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. Senin namazın mı sana emrediyor? Babalarımızın ibadet ettiğini terk edelim ve mallarımızda dilediğimiz gibi davranmaktan senin namazın mı bizi alıkoyuyor? Yani ey peygamber, sen niye bizim ekonomimize karışıyorsun? Sen niye bizim nasıl ticaret yapacağımıza karışıyorsun? Senin namazın mı sana emrediyor? Bunlar mallarında diledikleri gibi hareket edemezler. Ha, demek ki müşrikler Allah varsa, birse, rızık veriyorsa, kainatın işlerini idare ediyorsa müşrikler böyle bir Allah'ı seviyorlar. Ama yeryüzüne indi mi onun hükümleri, yeryüzüne indi mi onun buyrukları, müşrikler böyle bir Allah istemiyorlar ve böyle bir Allah'ın varlığından da rahatsızlık duyuyorlar. Allah laik olan müşriklere cevap vermek için bu ayeti söyledi. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yer ve gökte, yerde olanların da, gökte olanların da tamamı Allah'a aittir. Ve Allah bunların üzerinde dilediği gibi tasarruf etme yetkisine sahiptir.